Herkese selamlar, sevgiler. Sizlerle bugünkü paylaşacağım tarifim fırınlarda bir tanesine tonlarca para ödediğiniz evde ise yapımı oldukça kolay olan ay çöreği olacak. Oldukça da maliyetsiz bu tarifimizin yapımına hemen başlıyorum. Öncelikle hamurunu yoğurmakla başladım gördüğünüz gibi. Oda ısısında 150 gram margarin ya da tereyağını uygun bir yoğurma kabına aldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Yine devamında bir tam yumurta ve bir yumurtanın akını ekledikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar olacak şekilde instant maya ekliyorum. Bu arada iki yumurta kullanacağız. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi tüm bu karışımı güzelce elim yardımıyla karıştırıyorum. Sıvı karışımları iyice bir karıştırdıktan sonra un ilavesiyle devam ediyorum. Unu tamamen hepsini birden değil de yavaş yavaş ilave ederek güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuracağım. İlk aşamada 2 su bardağı un ekledim. Şimdi güzel bir yoğuruyorum ve yumuşak bir kıvam olduğunu fark edince 1 su bardağı daha ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonrasında tekrar bir su bardağı, tekrar bir yarım su bardağı ekledikten sonra toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Dediğim gibi sizler de benim gibi ara ara ilave ederek hamurunuzu bağlayın lütfen. Ben sizleri sıkmamak için bu şekilde ara ara un ilavesi yaptığımı gösterdiğime göre artık hamurumun yoğrulmuş aşamasıyla devam edebilirim. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra üzerini bir streçle kapatarak kenara alalım ve içinde kullanacağımız kek harcını hazırlayalım. Ben burada normal dikdörtgen bir borcamın yarısı kadar kakaolu kek kullandım. Bayatlamış keklerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kakaolu kek kullandığım için ekstra kakao eklemedim. 3 çorba kaşığı dolu dolu ceviz içi ve 1 çay bardağı süt ekliyorum. Ardından kıvamı yoğunlaşıncaya kadar, şekil alıncaya kadar iyice bir yoğuruyorum. Sizler göz kararı bakın. Eğer çok açık renkte ise kekiniz mutlaka içerisine bir ya da iki çorba kaşığı da kakao ekleyin arkadaşlar. Şimdi güzel bağlanır bir kıvam aldığına göre artık zemin üzerinde ileri geri hareket ettirerek kek hamurumu uzunlamasına bu şekilde yuvarlıyorum. Bizler bu şekilde kekimizi şekillendirirken hamurumuz da dinlenmiş oluyor arkadaşlar. Çok fazla dinlendirip mayalandırmayacağız. Sadece iç hazırlıklarını yapıncaya kadar kenarda dinlenmesi bizim için yeterli olacak. Kek hamurumuzun tamamını yaptıktan sonra buyurun ay çöreklerimizi şekillendirmekle devam edelim. Hamurumuz güzelce dinlendi. Artık şekillendirmek için hazır. Şöyle küçük birer portakal büyüklüğünde bezeler alıyorum tıpkı pastanelerden aldığımız ebatlarda yapmak için bu şekilde küçük bir portakal büyüklüğünde bezeler aldım. Yine de sizler dilediğiniz büyüklükte ve ebatlarda hazırlayabilirsiniz. Bezemi bir güzel yuvarladım. Tüm hamurumu beze aldıktan sonra artık şekillendirmekle devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir merdane yardımıyla un veya herhangi bir şey kullanmadan açarken ileri geri hareket ettirerek uzunlamasına hamurumu açıyorum. Ve hazırlamış, rulo haline getirmiş olduğum kekimi bu şekilde yan taraftan koyarak rulo yapacağım. Şimdi sizlerde görüyorsunuz, hamurumu üzerine kapattıktan sonra sıkı sıkı rulo yapıp parmak uçlarım yardımıyla kenarlarından bastırarak incelteceğim. tezgahın üzerinde ileri geri hareket ettirerek dediğim gibi kenar uçlarını inceltelim. Daha sonrasında ay şekline getirerek yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Gayet güzel oldu görüyorsunuz sizlerde. Şimdi sizleri sıkmadan birkaç tanesini daha nasıl şekillendirdiğimi sizlerle paylaşayım. Ardından fırın tepsimin dolmuş aşamasıyla tarifime devam edeyim. Bu şekilde ay çöreklerimizin tamamını oluşturduktan sonra hamurunu yoğururken kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarısını iyice çırpalım ve ardından çöreklerimizin üzerine bolca sürelim. Bizler ay çöreklerimizi fırına göndermeye hazırlarken fırınımızı da 175 derecede fanlı alt üst ayarda ayarlayalım. Bir güzel ısınsın. Daha sonrasında ay çöreklerimizi sıcak fırına göndereceğiz. Üzerine bolca yumurta sarısı sürdükten sonra bir çatal yardımıyla bu şekilde şekil verelim arkadaşlar. Ay çöreği deyince üzerinin pide fındığı olmazsa olmaz. Yine de eğer yoksa bu şekilde de fırınlayabilirsiniz. Ama mümkünse üzerine pide fındık serpiştirerek fırına gönderebilirsiniz. Ay artık fırına gitmeye hazır. Fırına gönderdikten sonra şöyle nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Güzelce kızardıktan sonra fırından alalım ve soğuyuncaya kadar üzeri açık bir şekilde bekletelim soğuduktan sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Daha önceden paylaşmış olduğum onlarca çeşit kek tarifime de göz atmak isterseniz yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı da unutmayın. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.